Arkadaşlar sizlere de selam olsun diyorum. Peki. Ya bu var ya mikrofonlar. Ah bu mikrofonlar ya. Birileri gerçekten bu mikrofonları siyasetçilere, herkese anlatması gerekiyor. Mikrofonun her an için açık olma durumu vardır. Tamam mı? Ve tehlikelidir. Böyle fiskos, 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 fiskos konuşursunuz. Orada herkes duyar. Ne olduğunuzu da anlar. Tamam mı? Ne düşündüğünüz de yapınızı, karakterinizi, her şeyi anlar. Yani kısacası mikrofonunuza sahip çıkın. Ama Hulusi Bey mikrofona bile sahip çıkamadı. Açıyoruz. Komiserimizin değerli üyeleri, değerli arkadaşlarım. Eski Genelkurmay Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı ve çok sayıda ünvan. Şimdinin AKP Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu'nun Başkanı Hulusi Akar. Mecliste yönettiği komisyonda konuşan vekili tanımadı. Atacağı adım için yanındaki isimden sufle aldı. Nerede lan? Orada nerede? Konuşan nerede konuşan? Bu bizim komisyonumuz değil. Dışarıda. Öyle mi? Buraya oturabiliyor mu peki? TSK personel kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri Akar'ın başkanlığını yaptığı Meclis Savunma Komisyonu'nda başladı. O kadar. Komisyon üyesi olmasa da söz alıp konuşma hakkı olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, astsubayların sorunlarını dile getirirken Hulusi Akar'ın sözleri kayda geçti. Mikrofonun açık olduğunun farkında değildi. Sayın Bakan, toparlayalım. AKP'li Akar'ın arka arkaya yönelttiği sorularına yanıt veren isim komisyonun başkan vekili AKP'li Refik Özen'di. O anlarda seslerinin duyulduğundan habersiz muhalefetin sunduğu önergeyi reddedeceklerine dair gelen bilgiyi de Akar'a iletti. Biri geldi. Uzman jandarmaların da... Ülke nasıl yönetiliyor gördünüz değil mi? Oylayıp reddedeceğiz diyor. Niçin diyor? Bilgi geldi. Bilgi nereden geldi? Yukarıdan geldi. Saraydan geldi. Erdoğan'dan geldi. Ekipten geldi. O ekipten geldi. Oylayıp ne yapacağız diyor? Reddedeceğiz diyor. Niçin diyor Hulusi Akar? Hulusi Akar niçin diye soruyor. Bilgi geldi. Ya var mı böyle bir şey ya? Geçtiğimiz günlerde de geçtiğimiz günler önceden belli diye bir bizim hashtag'imiz vardı. Tam aslında bugüne güzelmiş de ama ne yapalım bilemiyorsunuz ki ülkede her gün bir şeyler oluyor. Bir de geçtiğimiz günlerde bir AK Partili. Kimdi o ya? Ha şey saatçi, Rolex'çi. Bahadır Bey. Meclis kürsüsünde veya oturduğu sıradan şey diyordu. Biz diyor fikri hür, vicdanı hür milletvekilleriz. Kimseden emir almayız diyor. Ya işte Allah'ın işte sopası yok. Allah sopası olmadığı zaman böyle ortaya çıkıyor. Hele mikrofon açık olduğu zaman işte bunların hepsini duyuyorsunuz. Şimdi bir mesaj. Yurdum insanı diyor ki, Fatih Bey, emekli maaşımı bankamatikten çektikten sonra kapı kapı dolaşıp hepsini 10 TL yaptırıyorum. Pantolonumun iki yanına, iki arka cebine, ceketin iki yan cebine, iki iç cebi tıka basa dolduruyor. Kendimi çok zengin hissediyorum demiş. Bu nasıl para? Ya bakınız, birazdan bir asgari ücret haberi var. Açlık sınırı bu ülkede asgari ücreti geçti. Yapılan araştırma hala daha zam vermemek için direniyorlar. Ya emekli ne yapsın? Onlarla da ilgili bir haber var, merak etmeyin.